Milliyetçi Hareket Partisi nasıl bir anayasa istediğini gerekçeli yüz maddelik somut öneriyle tek tek belirlemiş, nihayetinde kararlılığını, ciddiyetini vermiş olduğu söze bağlılığını tefsik etmiştir. Samimiyiz. Taşıdığımız misyon ve yeni anayasa önerimiz elhak hazırız. Parti olarak uzmanlık, müzakere, katılım, çoğulculuk ve şeffaflık ilkelerine uygun bir yöntemle anayasa çalışmalarına bu yılın başından itibare başlanmıştık. İlk etapta anayasa hukuku alanında uzman bir akademisyen grubu tarafından bilimsel verilere dayalı 100 maddelik yeni anayasa metni yazılmıştır. Bu metin tam bir anayasa olup genel gerekçe ve madde gerekçelerini de içermektedir. Metin hazırlanırken mevcut anayasa, geçmiş dönem Osmanlı, Türk anayasaları, dünya anayasaları, uluslararası insan hakları sözleşmeleri, uluslararası örgütlerin karar ve raporları, bugüne kadar hazırlanmış anayasa öneri ve raporları, bilimsel yayınlar dikkatle incelenmiş, kuyumcu hassasiyetiyle analiz edilmiştir. Önerim metnimizin maddeleri yazılırken mevcut anayasadan farklı olarak konu bütünlüğü özenle sağlanmaya gayret edilmiştir. Hatırlatırım ki yürürlükteki anayasada yapılan eklemler ya da mülga edilen maddelerle birlikte konu bütünlüğü kalmamıştır. Bizim anayasa önerimizde mümkün olduğunca her bir konu tek bir madde içinde düzenlenmiştir. Maddeler içinde anayasal değerde olmayan ve anayasa ile düzenlenmesi zorunda olmayan başlıklar ayıklanmıştır. Ayrıca maddelerde sürekli tekrar edilen bazı hususlar genel esaslarda tüm maddeler bakımından ortak hüküm haline getirilerek yeni bir tekrara düşülmesi engellenmiştir.